Merhabalar, kolay gelsin. Aa, merhaba Hulki Hoca. Daha dinlenmiş gördüm sizi bugün. Çünkü bütün hafta sonu uyuyarak geçirdim. Bu yüzden de Allah'a şükür çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim de biraz huzursuzum. Hayırdır? Ay ben bugün sizin çocuklara kimya sınavı yapacağınızı unutup geçen haftadan bayağı ağır ödevler verdim. Şimdi de bugün bana sunum yapacaklar ama Allah bilir nasıl yapacaklar. Eminim hepsi sınavımız vardı çalışamadık diyecekler. Bana da diyecekler ki adım gibi eminim. Hocam bugün tarih sınavı vardı o yüzden çalışamadık. Buraya yazıyorum. Üçkağıtçılar ya. Çaylar hazır. Sağ olasın, sağ olasın. Benim hemen sınava girmem lazım. Artık benim çayımı da siz içersiniz. Buyurun afiyet olsun. Hay Allah. Kolay gelsin. Peki iyi sınavlar Hülki Bey. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler afiyet Fatma olsun. Hanım. Fatma Hanım. Buyurun. Dilaver Bey'i gördünüz mü? Konferans salonunda olacaktı. Ha peki oraya bakarım. Teşekkürler. Çok güzel olacak. Renkleri birbirine uyduramadım. Beyler kolay gelsin. Şu çizim versenize bana bir. Tabii. Buyurun müdür bey. Ver bakayım. Bakacağım. Ah çok güzel. Şimdi bakın ne geldi aklıma. Şu jiletin balkonda beyaz yapmayalım. Işık gelince patlar diye korkuyorum. Kırmızıya boyayabilir misiniz? Tabii müdür bey. Ay, çok iyi sağ olun. Ya Fatma Hanım söyle çok erken gelmişsiniz siz. Yetiştirmeye çalışıyoruz müdür bey. Ancak önümüzde 3 hafta kaldı. Canım o kadar da acele etmeyin. Hadi gidin bir çay için bir tost yiyin. Kendinize gelirsiniz hadi. Hadi gidin çaylar benden. Teşekkür ederiz. Teşekkür sağ olun beyler sağ olun. Dilaver, burada mısın? Buradayım. Bak bakalım beğenecek misin? Dilaver bu çok güzel olacak. Ama şuralar biraz toparlanınca zannediyorum harika olacak. Melda sen gelmeden önce ne düşünüyordun biliyor musun? Ya benim jüretim sensin. Bak şimdi. Değdi saçlarıma. Ay Dilaver. Ya Melda yapma ne olur. Bu romantik atmosferi bozma. Biz bizeyiz kimse gelmez. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Ey hilal bakışlım, ey boyu beste. Ya Dilaver bak her şey bu ortam çok güzel ama ya bir gören olacak ayıp olacak. Ayıp işi yapmıyoruz ki. İnsanların birbirini sevmesi ayıp değil Melda. Tamam okuldayız ama çocuklar derste. Hem onlar da flört ettikleri zaman bir köşede arkadaşları el ele tutuşmuyorlar mı? Aşk hiçbir yaşta, hiçbir yerde ayıp değil. Bu da ne? Kim var orada? Benim ben, yabancı değil. Koç. Ay. Ödümüz koptu. Ben sana dedim ama birisi var. Dur bakalım dur bir şey olmaz. Gel. Müdür bey. Ay. Harikasınız. Aşk hiçbir zaman, hiçbir yerde ayıp değil. Ya ben dekor bakmak için gelmiştim de ışık odasına girdim. Ha. Sonra sizi gördüm. Çok romantiktiniz. Biraz seyrettim ama sonra dayanamadım. Açtım ışıkları, verdim coşkuyu. Sizden başka kimse yoktu değil mi? Yok ya, merak etmeyin. Ya ikinizi o kadar yakıştırıyorum ki. Umarım nikahtan sonra da bir yastıkta kocarsınız. Yalnız Melda Hanım sizden bir şey rica edeceğim. Nikahta ayakkabınızın altında benim ismimi yazacaksınız. Gelin çiğini de bana atacaksınız, tamam mı? Koç, senin böyle bir hevesin var mıydı? Hiç haberim yoktu, çok sevindim ya. İkiniz görüp de heveslenmemek mümkün mü? Ay. Umarım sizi bölmedim, rahatsız etmedim. Yani ben dekora bakmak için gelmiştim de teneffüste. Zil çaldı mı? Çaldı. Aa, benim dersim vardı. Bütün eşyalarım da öğretmenler odasında. Benim hemen gitmem lazım. Hadi bize çıkalım beraber. Gel koçum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.